14. günden günaydın. Şimdi kamp alanını terk ettim. Şu ana kadarki en güzel günlerden biri olabilir dün. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel bir doğum günü geçirdim. Çok güzel bir akşam geçirdim. Şimdi ayrılıyorum. Yine şöyle dağların kenarından başlıyoruz. Şimdi ilk hedefim Verona. Verona'ya 40 kilometre var. Oraya vardıktan sonra havanın durumuna göre tekrardan planlarımı çizeceğim. Ya Verona'da kalacağım ya devam edeceğim. Yağmurlu olmazsa devam ederim büyük ihtimalle. Yağmurlu olursa kalırım. Bakalım. Bugünümüz de böyle başlıyor. Ya şöyle İtalya'nın bu köylerindeki mimariye bayılıyorum. Böyle çok yüksek evler değil. Yine küçük evler. Renkleri çok güzel ama tam buraya uyuyor böyle. Bir de pencerelerinin dışındaki o panjurlar mükemmel. Onları en çok onları seviyorum. Evet arkadaşlar, yağmur durmuyor. Diyor ki ben seni donuna kadar ıslatacağım. Oh, buz gibi. Şimdi baktım, burada şey yazıyormuş. Bu su içilmez diye. Burada da seni seviyorum yazmışlar. Tabii ben ne yaptım? Bu suyu içtim. Umarım bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi Verona şehrine geldim. Burası Castelvecchio. Vecchio kalesiymiş. Burada da köprüsü var. Karşıya gideceğim. Ondan sonra ileride meydanlar var. Biraz da oraya gideceğim. Göreceğim. Bir de göstermeye çalışacağım. Şöyle kaleleri, kuleleri var. Bakalım. Geldik Verona'ya. Aşıkların şehrine geldik. Şu an Piazza del Capitano'dayız. Burası Capitano Meydanı. Küçük küçük böyle bir sürü meydanı var şehrin. Şimdi daha büyük bir meydana doğru ilerliyorum. Piazza dell'Erbe olması lazım ya da Erbe. Burada Dante'nin heykeli var. Bakalım. Kıyafetler cepleri yakıyor. Mesela şu kombin aşağı yukarı bakıyorum 1500 euro. Yani sadece şu sandaletler kaç paraymış? 530. Üst ceket 425. Güzel. Güzel yani. Fena değil. Uygun fiyat. İsteyen buyursun gelsin. Bu caddenin sonunda Romeo ve Juliet'in evi varmış. Bakalım ünlü balkonu görebilecek miyim? Evet arkadaşlar, burası Romeo ve Juliet'in evi. Şuradan balkonu görüyoruz. Tabii içeri giremeyeceğim. Hem bilet istiyorlar hem acayip kalabalık sıra mıra var. Şu an onu yapacak vaktim yok. Buradan sonra ben bir şu şehrin dışına çıkıp bir yerde böyle yerel bir yerde bir pizza yiyeceğim. Ardından da ev arayacağım kalacak bir yer. Büyük ihtimalle burada kalmayacağım. Daha saat erken, yağmur da kesti. Şehir dışında nerede kalabilirim, kamp alanı falan var mı bakayım. Sonrasında uçup gideceğim buralardan. Esmen dağlarda taşlarda yalnız geze geze insanlardan soğumuşum. Çok kalabalık burası. Şimdi sanırsam en büyük meydanına geldim. Çünkü burası arenası. Arena meydanı. Bu arena 2000 yıl önce inşa edilmiş. İşte Roma döneminden kalma bir arena burası. İçinde tabii gladyatörler, hayvanlar dövüştürülmüş zamanında. Şimdi opera ve konser alanı olarak kullanılıyor. Tabii aynı zamanda da müze. Görüyorsunuz sıra yine var.
Yani bayağı eski yapılar, korumuşlar. İtalya tam bir turist çekme ülkesi ya. Yani şöyle sokakların arasından yürüdüğünüzde ya dondurma alasınız geliyor ya. Biraz önce iki tane Fransız çift geldi. Fransızca konuşuyorlar. Tabii ki ben hiçbir şey anlamıyorum. İşte birkaç kelime falan. Fotoğrafımı çekmişler benim. Diyor bu fotoğrafı paylaşabilir miyiz falan demek istiyor herhalde, öyle anladım. Dedim paylaşın tabii ki dedim. Benim de hatta YouTube hesabım var, Instagram takip edin. Facebook'tan takip ettiler sonra. Tebrik ettiler. Fransa'ya da gel diyorlar. Ya böyle biraz yüklü gördüler mi bisikleti? İnsanlar dikkatini çekiyorlar. Gelip sizle konuşuyorlar. Çok hoş bir duygu yani. Burada oturuyorum ben. Birkaç kişi gelip böyle arada soruyor. Ne yapıyorsun diyor, nereye gidiyorsun diyor. Hep böyle nasıl saygı duyuyorlar yani size. Bu da beni sürekli motive ediyor tabii ki. Yani çok güzel bu duygu. Geleneksel İtalyan sokaklarındayız şu an. Evet arkadaşlar, Verona'dan çıktım. Yollar felaket. Gerçekten felaket yani. Çok pis yağmur yağmış, yollar bozulmuş. Artık kaç saatte giderim hiç belli değil. Gelincik tarlasına bakın. Gelincikler çok güzel. Bayağı oldu. Denize doğru iniyorum. Adriyatik denizine. Alpler. Alplere elveda. Alplere güle güle. Teşekkürler Alpler. Çok güzel anılar biriktirdim sizin sayenizde. Hadi şimdi kendinize iyi bakın. Sevdiğim meyve. Meyve bakayım yeniyor. Nasıl? Yani bir haftası daha var ama yine de bu olmuş. Süper. Şimdiden başladım var ya, haftaya bunlar coşa. İşte bunu seviyorum. Bu rengi seviyorum. Rüzgar çıktı. Yağmur geliyor. Gidiyorum bakalım nereye gideceğim. Bir otelde kalacağım herhalde çünkü bütün gece %90 %100 yağmur gösteriyor. Zaten çadırım ıslak. Bu sabahtan kurutamadan yola çıktım. Nasıl kurutayım? Hava kapalı, hava yağmur yağıyordu. Şimdi otele gidersem orada kuruturum hem. Yarın yağmurlu olsa da çadırda kalırım. Beşinci günden günaydın arkadaşlar. Dün akşam fırtına vardı. O yüzden otelde kalmak zorunda kaldım. Ve İtalya'nın tam olarak bulunduğum noktasında kırmızı alarm verildi. Her yer sular altında kalmış. Seller var. İtalya'nın doğusuna doğru her yeri sel almış. Hatta Google Maps'te falan bile gözüküyordu. Onları da şimdi burada göstereceğim. Böyle bir yerde kaldım. Böyle eski bir İtalyan evi diyebiliriz. Şöyle. Çok güzel bir ev sahibi vardı. Burada mutfağı küçük bir kahvaltısı vardı falan. Böyle küçük bir bahçesi var. Bisikletimi zaten buraya koymuştum. Bir de çadırlarımı da kurutabildim. Çünkü bir önceki günden ıslaktılar. Şimdi gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Yani ilerleyeceğim bisikletle. Yol üstünde dizeceğim yine. Hiç, çünkü 1-2 saat sonra ne olacağı hiç belli değil. Havanın sağa solu hiç belli olmuyor. Ferrara'ya gitmeyi düşünüyorum herhalde. Ferrara'nın devamında her yer sel almış. Oraya gitmesem mi diye de düşünüyorum. Acayip kararsızım yani şu an. Şimdi böyle çok az bir yağmur yağıyor, atıştırıyor. Yani bisiklet sürebilecek seviyede.
Bisikletim de yenilendi. Yağmur altında bıraktım. Bir temizlendi. Çok pisti. Ev sahibi hiç İtalyanca, hiç İngilizce bilmiyordu. Hep İtalyanca anlaşmaya çalıştı. Yani bu benim açımdan iyi. Çünkü İtalyancamı da geliştiriyorum hani. Onu da geliştirmiş oluyorum. Bakalım böyle bir 10-15 gün daha böyle İtalyanca'yla haşır neşir olursam tur bittikten sonra biraz çalışıp İtalyanca'ya B1 seviyesine falan getirmeyi istiyorum. Sonrasında en azından günlük konuşmalarda vesaire daha aktif, daha etkili olabilirim. Şu an burada ben Lenago'dayım. Lenago. Burası küçük tatlı bir şehir. Zaten birkaç tane otel var. Onlardan biri de buradaydı. Bakalım şimdi toparlanıyorum. Yola çıkacağım. Bakın arkadaşlar ne kadar çok yağmur yağmış. Aşağılar tamamen su, toprak bölüm bile. Burada da hala su birikintileri var yani. Ama şu an hava açtı. Çok iyi gidiyor. Bakalım. Burada barajları açmışlar. Su akıyor tabii. Açmazlarsa bunları. Burası taşar. Ön tarafta çamurluğum olmadığı için suların içinden böyle geçiyorum. Fışkırtıyor suyu. Bisiklet. Çok yağmur yağmış, çok. Dün gece çadırda kalmayı düşünüyordum. Bir kalsaydım yok olmuştum. Evet arkadaşlar, artık yollar böyle. Yani o Avusturya etkisi İtalya'nın kuzeyinde vardı. Fakat artık o etki bitti. Bundan sonra büyük ihtimalle bisiklet yolları çok az. Hep böyle köy yollarından ilerleyeceğim gibi duruyor. Bakalım. Bacağımda salyangoz var. Tatlı bir şey. Sümüğüne bakın, nereden nereye tırmanmış. Şuradan başlıyor. Şuradan bir yerlerden bakın. Maşallah. Emeğine sağlık. Şuraya bakın arkadaşlar, bisiklet leş oldu. Çamur şey. Of. Bunları yıkamak lazım bir ara. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir kasabaya geliyorum. Occhio Bello. Occhio göz demek, Bello güzel demek. Güzel göz. Güzel göz kasabasına doğru gidiyorum. Çok beğendim adını, o yüzden çekmek istedim. Böyle bir yolun kenarında bir durma noktasındayım. Burada çok güzel. Çok güzel tahtaları asmışlar, üzerine yerler yazmışlar. Love with the peace. Barışa giden yol, sonsuzluk. Po Beach, 200 metre sonra Po Beach varmış. İtalya'da bazı yerleri yazmışlar. Bakalım burada neler var. Fransa var, Polonya yazmışlar, Madrid, Somali yazmışlar buraya doğru, Varşova'yı yazmışlar, Tugabar, Ferrara, 23 kilometre işte. Ben buraya gidiyorum şu an, 23 kilometre kaldı. Yol çok güzel, çok az araba geçiyor, fena değil. Direkt nehir kenarında, sol tarafta da köyleri görüyorsunuz, köylerin yanından geçiyorsunuz. Gayet hoş bir yol. Yağmur mağmur yok. Süper. Hareket ediyoruz. Aa, buraya da bir kitap koymuşlar herhalde. Burası da yine bir kitap değişim noktası. Buraya. Hadi
gelip kitap okuyabiliyorsunuz, kitap bağışlayabiliyorsunuz, kitap alabiliyorsunuz. Hoş bir yer. Tabii biraz dağılmış gözüküyor ama olsun. Şimdi Ferrara'ya geleceğim. 10 kilometre kaldı. Şurada yemek yiyeyim dedim. Öyle bir dönerci buldum. Hanım bayağıdır döner yemiyordum Almanya'dan beri. Dedim bir döner yiyeyim. İçeride bir Özgür kardeş vardı. Muhabbet ettik. Bana ödettirmedi. Çok sağ olsun. Fotoğrafını koymamı istemiyor. Ama ben yine de buradan ismini söyleyeyim ona. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ferrara'ya doğru ilerliyorum. Bakalım neler çıkacak.